Değerli arkadaşlar, fen ve fizik günlüklerine hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz TRT fizik konusu olacak. Bugün mıknatıs ve manyetik alanla ilgili genel soru çözümü yapacağız. Şimdiden herkese başarılar diliyorum. Birinci soruya baktığımız zaman kıymetli arkadaşlar, özdeş X ve Y mıknatıslarının O noktasından meydana getirdikleri bileşken manyetik alan hangi yönde olabilir? Bazen buna benzer sorular karşımıza gelebiliyor yeni nesil sorularda. Şimdi değerli arkadaşlar, en kutbu, biz dedik ki mıknatısların her zaman iki kutbu var. En ve sek kutbu. En kuzey kutbunu gösteriyordu, sek kutbu güney kutbunu gösteriyordu değerli arkadaşlar. Her zaman en kutbunun manyetik alanı dışa doğruydu, sek kutbunu ise içe doğruydu. O zaman değerli arkadaşlar, o noktasını biz referans noktası alırsak, sonuçta mıknatısların x ve y mıknatısının o noktasındaki mesafesi d kadardır. O zaman X noktasının manyetik alanı ne olacaktır? Dışa doğru, yani 3'e doğru olacaktır. O zaman değerli arkadaşlar, okumuzu bu şekilde gösterelim. O zaman Y mıknatısının manyetik alanı da kıymetli arkadaşlar, içe doğru olacak. Okumuzu yapalım bu şekilde. O zaman kıymetli arkadaşlar, sonuçta ben şuraya manyetik BX dersem, şurası da manyetik ne olacaktır? Manyetik BY olacaktır. Yani bu Y mıknatısı manyetik alan yönü, burası da X mıknatısı manyetik yönü olacaktır. O zaman değerli arkadaşlar, bu iki manyetik alanın bileşke kuvvetini biz nasıl alıyorduk? Ucuca ekleyerek. O zaman biz B'yi BX'in ucuna eklediğimiz zaman değerli arkadaşlar, bileşke kuvvet ne olacaktır? 4 yönünde olacaktır. Vektörlerde hatırlarsanız, yani B'yi ucuca metoduyla değerli arkadaşlar, BX'in bitiş noktasına B'yi eklediğimiz zaman, o zaman bileşke kuvvetimiz ne olacaktır? 4 yönünde olacaktır. O zaman bu iki mıknatısın manyetik alanı nerede olacaktır? 4 yönünde olacaktır. Değerli arkadaşlar, yani bu şekilde soru çözmemiz lazım. Yani en kutbu her zaman manyetik alanı dışarıya doğru, sek kutbu ise içeriye doğrudur. Bunları çok çok iyi bilmemiz lazım. Peki ikinci sorumuza bakalım değerli arkadaşlar. Aynı düzleme konulan X, Y, Z mıknatıslarının üzerine demir tozları atıldığında tozların dizilişi şekildeki gibi oluyor. Şimdi burada 3 tane mıknatıs var değerli arkadaşlar. 2 tanesi birbirini çekmiş. Bir tanesi ise itmiş. X ve Y'ye birbirini çekerken Y ile Z birbirini ne yapıyor değerli arkadaşlar? İtiyor. Şimdi X ve Y arasındaki manyetik alana baktığımız zaman değerli arkadaşlar, birbirini doğru ne yapmışlar? Bir çekim kuvveti uyguluyorlar. Ama Y ile Z birbirini bir itme kuvveti uygulamışlar değerli arkadaşlar. O zaman peki bunların yönleri ne olabilir? Şimdi biz bu şekilde sıralayacağız. Ben şu başa N desem, burası S olabilir. O zaman 1 ile 2 birbirini çektiğine göre, o zaman kesinlikle bundan zıt kutuplar olması lazım. O zaman 2 numara N olacak. Şurası S olacak. Bakıyorum ki Y, Z birbirini itiyor. O zaman bunlar aynı kutup olması lazım. Aynı kutuplar birbirini iter. Zıt kutuplar birbirini çeken. O zaman burası da S kutbu olacak. O zaman 3 numaramız, yani 3. bölgemiz N kutbu olacak. Bu birinci referans. Peki başka nasıl düşünebiliriz? Buraya S diyebiliriz. Şuraya N diyebiliriz. O zaman burası N ise burası S olur. O zaman burası S ise burası N olur. Değerli arkadaşlar, burası N olur. O zaman şu bölgede ne olacaktır? S olacaktır. Yani biz bunu ne yapacağız? Şıklarda arayacağız. Değerli arkadaşlar, ikinci soruya baktığımız zaman, B şıkkına baktığımız zaman istediğimiz değeri veriyor. O zaman 1 numara ne olacaktır? S. 2 numara ne olacaktır? N. 3 numara ne olacaktır değerli arkadaşlar? Ne olacaktır? Yani doğru cevabımız ne olacaktır? 5 şıkkı olacaktır. İsterseniz bazen üstteki değeri de verebilir. Bazen de alttaki değeri verebilir. Burada sadece 2 ihtimal var. Yani bu 2 ihtimali de her zaman mıknatıslarda yazmanız lazım. Çünkü tek ihtimali yazarsanız sonuca ulaşamazsınız. Lütfen bunlara çok çok dikkat edin. Peki devam edelim. 3. sorumuza bakalım. Dürtünmesiz yatay düzlemde özdeş mıknatıslardan X ve Z sabitlenmiştir. X mıknatısıyla Z mıknatısı sabitlenmiş, hareket etmiyor. O zaman Y hareketlidir.
Yer mıknatısı serbest bırakıldığında hareket etmediğine göre mıknatısların 1 ve 2, 3 kutuplara nasıl olabilir? O zaman kesinlikle bunlar, eğer Y hareket etmiyorsa değerli arkadaşlar, 2 ile 3 kesinlikle aynı kutup olabilir. Yani kesinlikle bunlar aynı kutuptur değerli arkadaşlar. Eğer bir, yani X ile Y'nin bir kutbu zıt olsa kesinlikle birbirine dokunacaktır, çekecektir. Ya da Y ile Z zıt olsa kesinlikle yapışacaklardır. Burada Y sabit kalıyorsa değerli arkadaşlar, burada diyor ki Y hareket etmediğine göre kesinlikle Z ile Y'nin kutupları aynıdır. X ile Y'nin de kutupları aynı olacaktır. Yani buna çok çok dikkat etmemiz lazım değerli arkadaşlar. Peki o zaman nasıl düşünebiliriz? O zaman ben şuraya ne desem değerli arkadaşlar? O zaman 2 numara ne olacaktır? S olacaktır. 3 numara ne olacaktır değerli arkadaşlar? S olacaktır. O zaman S ise burası ne olacaktır? Burası da ne olacaktır? Çünkü iki kutup da kesinlikle birbirini ne yapacaktır? İtmek zorundadır. Biri itip biri çekecekse yapışması lazım. Ama bakıyoruz ki X ile Z sabitlenmiş ama Y ortada sabit durmuş, hareket etmiyor. O zaman kesinlikle Y'nin bir kutbu X ile Z kutbuyla kesinlikle kutuplarıyla nasıl olacak? Aynı olmak zorundadır. Peki ikinci ihtimal nasıl düşünebiliriz? Yine 1'e S dersek 2 ne olacaktır değerli arkadaşlar? Ne olacaktır? 3 nasıl olacaktır? 3 de ne olacaktır? Yani burada 2 ihtimal var. O zaman şıklara baktığımız zaman doğru cevabımız ne olacaktır? Sadece birinci ihtimalimiz olacak. Buradaki ihtimal de olur. Yani ikinci ihtimal de olur ama cevaplarda o yok. A'da S ne S demiş, kesinlikle olmaz. Ama sen yerine ne olsaydı olabilirdi. Bunlara da çok çok dikkat etmemiz lazım değerli arkadaşlar. O zaman doğru cevabımız ne olacaktır? D şıkkı olacaktır. Peki devam edelim değerli arkadaşlar. Dördüncü sorumuza bakalım. Değerli arkadaşlar, yine bir düzlemde iki tane mıknatıs bırakılmış. Referans noktası O noktasıdır. K mıknatısı O noktasında 2 birim uzaklıkta, L mıknatısı ise 1 birim uzaklıkta. Dikkatli bakın. Özdeş mıknatısların O noktasında oluşturduğu bileşke manyetik alan aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir demiş. Şimdi değerli arkadaşlar, mıknatısları dikkat ettiğimiz zaman O noktasına en yakın olan mıknatıs kimdir? L'dir. L'nin manyetik alanı ne olacaktır değerli arkadaşlar? Dışarıya doğru. En dışarı doğru ise içe doğruydu. O zaman K'nın da dışarıya doğru olacaktır. Şimdi değerli arkadaşlar, L O noktasına göre daha yakın olduğu için sonuçta bu ikisinin bileşke kuvveti ne olacaktır? Zaten burada kesin bir ihtimal olmadığı için, yani %100 hangisi olabilir kesin yargı olmadığı için burada sadece bir ihtimal var değerli arkadaşlar. Buna dikkat etmemiz lazım. Yani burada soruya baktığımız zaman L'nin O'ya uzaklığı daha az olduğundan L'nin oluşturacağı manyetik alan daha büyük olacaktır. Bu nedenle bileşke manyetik alan nerede olabilir? Yani kime daha yakın olabilir? 1 kesinlikle olmaz, 5 kesinlikle olmaz, 4 de kesinlikle olmaz, 2 hiç olmaz. O zaman kesinlikle 3 ne olabilir? Sonuçta K da yaklaştırdığı zaman, L de yaklaştığı zaman bir sapmaya uğrayacaktır. Yani 3 daha yakındır. Doğru cevabımız ne olacaktır? C şıkkı olacaktır. Burada kesinlik olmadığı için burada sadece tahmin yaptık. Beşinci soruya bakalım değerli arkadaşlar. Sürtünmesiz yatay düzlemde mıknatıslar özdeş olup sabitlenmiştir. Demir bilye serbest bırakılırsa hangi yönde harekete başlar? Özellikle bazen denemelerde, testlerde buna benzer sorular karşımıza geliyor. Lütfen bunlara çok çok dikkat edelim. Şimdi burada mıknatıslar sabitse değerli arkadaşlar, o zaman mıknatıslar hareket etmeyecek. Biz sadece burada referans noktaları biz neye göre ayarlayacağız? Uzaklıklara göre ayarlayacağız. Şimdi demir Y'ye D uzaklıkta, yine X'e D uzaklıkta, yine Z'ye de D uzaklıkta görünüyor. O zaman peki hangi noktada hareket edecektir? O zaman bunların manyetik alanına bakmak lazım. Şimdi X ve Y mıknatısları eşit kuvvetle çekeceğinden değerli arkadaşlar, yatay kuvvet ne olacaktır? Sıfır olacaktır. O zaman baktığımız zaman sonuçta bunlar özdeş mıknatıslar. X ile Y demir bileğe aynı uzaklıkta olduğu için bunların çekim gücü ne olacaktır? Manyetik alanı eşit olacaktır. O zaman bize farklı bir şey lazım. Bu nedenle biz ne diyebiliriz başka? Demir bileğe 3 yönde ne yapacaktır? Hareket edecektir. Yani farklı bir manyetik alana girmek isteyecektir.
Yani X ile Y sonuçta uzaklıkları eşit olduğu için, mıknatısların gücü eşit olduğu için bunlar sonuçta özdeş mıknatısta. O zaman kesinlikle ne yapacaktır? Sonuçta X de çekecektir, Y de eşit miktarda çekecektir. O zaman demir bilye ne yapacaktır? Hareketsiz kalacaktır. O zaman değerli arkadaşlar, farklı olan mıknatısa ne olacaktır? Yapışmak zorunda kalacaktır. Yani doğru cevabımız ne olacaktır? 3 numara olacaktır. Bazen buna benzer sorular da karşımıza geliyor. Lütfen bunlara çok çok dikkat edin. Peki 6. soruya bakalım. Özdeş mıknatıslarla kurulan düzenek bu şekilde dengedeymiş. Buna göre iplerde oluşan gerilme kuvvetleri diyor ki aralarında nasıl bir ilişki vardır? Şimdi değerli arkadaşlar, burası çok çok önemli. Şimdi dikkat ettiyseniz değerli arkadaşlar, T3'e baktığınız zaman sonuçta burada bir zıt mıknatıslar var. Kutupları zıt. O zaman bunlar birbirini ne yapacaktır? Çekecektir. Çekeceği için alttaki mıknatısın ağırlığı kadar sonuçta yukarıdaki mıknatıs alttaki mıknatısı çekerse sonuçta onun ağırlığı da ne olacaktı? T3 ip gelme kuvvetine binecektir. O zaman ister istemez T3 ip gelme kuvveti ne olacaktır? Artacaktır. Peki ikinci ipimize bakalım değerli arkadaşlar. Şimdi ikinci ipimize baktığımız zaman bunlar aynı kutuplu. Bunlar kesinlikle birbirini itecektir. T2'de kesinlikle çok az miktarda bir gelme kuvveti meydana gelir. Belki hiç meydana da gelmez. Ama yine gelecektir. Sonuçta bu mıknatısın ağırlığı ne yapacaktır? Sonuçta taşıyacağı için bir miktar gelme kuvvetine maruz kalacaktır. Ama T1'e bakalım değerli arkadaşlar. Burada da T3'e göre bu mıknatıs, yani buradaki birinci mıknatıs diyelim, buraya ikinci diyelim, burada üç diyelim. Birinci mıknatıs üçüncü numaraya göre, yani üçüncü mıknatısa göre biraz daha yukarıda duracağı için hemen yapışacak. Ama üçüncü mıknatıs biraz daha aşağıda olduğu için sonuçta uzaklık fazla. O zaman biraz çekim gücü ne olacaktır? Azalacaktır. İster istemez değerli arkadaşlar, burada T3'ün ip gelme kuvveti daha büyük olacaktır. Sonra T1'den o da T2'den ne olacaktır? Büyük olacaktır değerli arkadaşlar. Yani bu şekilde ne yapacağız? Sorumuza yorum getireceğiz. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. 7. sorumuza bakalım değerli arkadaşlar. Yine güzel bir soru. Özdeş mıknatıslar yine dengede olup iplerdeki gelme kuvvetlerinin büyükleri T1 büyüktür T2'ymiş. Demek ki T1'deki ip gelme kuvveti daha fazla. O zaman kesinlikle ne diyebiliriz? O zaman bunlar kesinlikle zıt mıknatıslar olabilir. Sonuçta birbirini ne yapacaktır? Çekecektir. Çekeceği için B mıknatısı A'ya yapışacaktır. O zaman buradaki T1 ip gelme kuvveti ne olacaktır? T2 de büyük olacaktır. O zaman değerli arkadaşlar, T2'deki mıknatıs aşağı alttaki mıknatıs da ne olacaktır? Bunlar kesinlikle aynı kutup olacaktır. Birbirini itecektir. Bu yüzden T2'de ip gelme kuvveti meydana gelmeyecektir. Buna göre mıknatısların A, B, C kutupları için hangileri doğru olabilir? Yine burada da bir kesinlik olmadığı için değerli arkadaşlar. Şimdi burada bir tahmin yapmamız lazım. Çok dikkatli bakmamız lazım soruya. Değerli arkadaşlar, burada bir kutuplarını biz kendimiz belirleyelim. Böyle mantıklı bir şekilde. Şimdi soruya baktığımız zaman değerli arkadaşlar, ben buraya ne dersem o zaman burası S olacaktır. Burası N olacaktır. Burası da S olacaktır. O zaman baktığımız zaman A ile B ne olacaktır değerli arkadaşlar? Aynı kutup olacaktır. Birini çektiği için. O zaman burada T2'de ip gelme kuvveti biraz da az olduğu için demek ki bunlar ne yapacaktır? Birini iteleyecektir. Peki biz ne diyebiliriz? Ben buraya ne dersem şurası S olsun. O zaman burası da S olsun. Burası değerli arkadaşlar. Ya da birbirini çeksinler. Onlar da birbirini çeksinler. Çünkü o şekilde bir ihtimal ileriye atalım. Sonuçta burada birbirini çekmeye de itme demediği için burada mıknatısların üzerinde herhangi bir kutup noktası da olmadığı için biz bunu hiç söyleyemeyiz. Yani çekebilir de itebilir de. O zaman ben burada da S dersem değerli arkadaşlar, burası ne olacaktır? Ne olacaktır? O zaman değerli arkadaşlar, baktığımız zaman A ile B aynı kutup, C ile D de zıt kutup görünüyor. Buna göre mıknatısların ABC kutupları için hangileri doğru olabilir? Yani burada zaten bir kesinlik yok. O zaman 1'e baktığımız zaman değerli arkadaşlar, A ne olsa diyor, evet, B de ne olur? Olabilir.
C ne olsa demiş. D'de ne olacaksa olacak. Olabilir. 2'ye bakalım. A demiş neyse B de nedir? C S ise D ne olabilir? Olabilir. A'ya bakalım. S demiş. Bu da S olsa bu da neyse. Evet kesinlikle bu da olabilir. Şimdi değerli arkadaşlar biz şimdi dedik T1 ip gelme kuvveti T2'den büyük olsun dedi. Büyük vermiş zaten. Ama biz burada mıknatısların üzerindeki herhangi bir kutuplaşma işareti olmadığı için biz tahmini yani dedik ki bunlar kesinlikle zıt dolu birbirini çeker. Ama burada belki bunlar da birbirini çekiyordur. Ya da bunlar birbirini de itiyor olabilir de. Yani burada da iki ihtimal var. Ama değerli arkadaşlar bunları da göz önünde bulundurmamız lazım. Zaten burada kesin olmadığı için değerli arkadaşlar o zaman ben hepsini de ne yapacağım? Doğru kabul edeceğim. O zaman doğru cevabımız ne olacaktır? E şıkkı olacaktır. Peki 8. sorumuza bakalım değerli arkadaşlar. Yine güzel bir soru. Değerli arkadaşlar soruya baktığımız zaman çok kaliteli güzel bir soru. Burası çok çok önemli. Bazen buna benzer sorular karşımıza gelebiliyor. Şimdi soruda diyor ki ip gelme kuvvetleri 6T ve 4T'dir. Buna göre yalnız x mıknatısı ters çevirirse L ipindeki gelme kuvvetinin büyüklüğü kaç T olur? Şimdi birinci düzeneğe baktığımız zaman ben buraya birinci düzenek diyorum değerli arkadaşlar. Burası da ikinci düzenek olsun. Şimdi kesinlikle buradaki K ipi 6T. Sonuçta buradaki bütün mıknatısların ağırlığına eşit olmayacak mı? Evet. Ben her bir mıknatısın ağırlığına geldim. O zaman buradaki K ipindeki gelme kuvveti ne kadardır değerli arkadaşlar? 6T'dir. Peki 6T kime eşit olacaktır? 2G'ye eşit olacaktır. Ben burada her tarafı 2'ye sadeleştirirsem 3T kime eşit olacaktır? G'ye eşit olmak zorundadır. Şimdi ben burayı buldum. Daha sonra değerli arkadaşlar bir de yine birinci düzenekte L ipine bakıyorum. Dikkat ettiyseniz burası L ipi. L ipi de değerli arkadaşlar ip gelme kuvveti 4T'dir. Dikkat ettiyseniz yani şurası. L ipi 4T ip gelme kuvvetine maruz kalmış. O zaman bunu yazalım. 4T diyorum değerli arkadaşlar. Sonuçta bu 4T. Kime eşit olacak? O zaman buradaki mıknatısın ağırlığı artı bir de F kuvvetine eşit olmak zorundadır. Değerli arkadaşlar burası zaten biz buna benzer biz mıknatısları anlattığımız zaman özel bilgileri vermiştik. Zaten burası formül. Şimdi ip gelme kuvvetini bulduktan sonra diyoruz ki T ip gelme kuvveti eşittir diyoruz. Sonra diyoruz ki mıknatısın ağırlığı artı F diyoruz. Eğer siz mıknatısı yeri değiştirirseniz değerli arkadaşlar tekrar T eşittir diyorsunuz. G eksi F diyorsunuz. Yani burada uygulanmış olan kuvvettir değerli arkadaşlar. Şimdi yani burada demek istediğim teyip gelme kuvveti hem mıknatısın ağırlığını bir de F kuvvetine eşittir. Ama biz burada ikinci düzenekte x mıknatısını ters çevirdiğimiz zaman kutuplar değişeceği için orada uygulanan kuvvet ne olacaktır? Değişkenlik gösterecektir. O zaman diyeceğiz ki oradaki teyip gelme kuvveti nasıl hesaplayacağız? T eşittir. G eksi F formülünü kullanacağız değerli arkadaşlar. Yani bunlar çok çok önemli. Yani buradaki formülü ikinci düzenek için kullanıyorum. Buradaki formülü de birinci düzenek için kullanıyorum. Burada bir not düşeyim değerli arkadaşlar. Maksat burası çok çok önemlidir. Hatırlatmak amacıyla. Şimdi değerli arkadaşlar yine birinci düzeneğe devam ediyorum. Dedi ki L ipi 4T'dir. 4T eşittir G artı F'tir. Peki değerli arkadaşlar dikkat ettiyseniz biz bir G'yi kaç bulduk? 3T. O zaman yerine yazalım. 4T eşittir 3T artı F. 3T'yi bu tarafa attığımız zaman F kime eşit olacak? İp gelme kuvvetine eşit olacak. O zaman biz burada ispatladık. T ip gelme kuvveti uygulanan F kuvvetine ne yaptı? Eşittir. Şimdi ikinci düzeneğe bakacağız değerli arkadaşlar. İkinci düzeneği de ben mavi kalemle yazmak istiyorum. O zaman ikinci düzeneğe baktığımız zaman L eşittir diyorum. Yani şuradaki dikkat ettiyseniz L ip gelme kuvveti eşittir diyorum. G mıknatısın ağırlığı neydi? G demiştik. Biz dedik ki eğer kutupların yerini değiştirirsek eksi F geliyor. Buradan söyledik değerli arkadaşlar hatırlıyorsanız. Daha sonra hemen yerine yazalım. Biz G'yi kaç bulduk değerli arkadaşlar? G neredeydi? G 3T bulmuştuk. L ip gelme kuvveti eşittir diyorum. 3T. G'yi biz 3T bulmuştuk dikkat ettiyseniz. Eksi. Peki F burada kaça eşittir? T'ye eşittir. F yerine de T yazıyorum.
O zaman L eşittir 2 T olacaktır. Demek ki değerli arkadaşlar, birinci düzenekte L ipine uygulanan gelme kuvveti 4T iken X mıknatısını ters çevirip bağladığımız zaman L ip gelme kuvveti kaç olacaktır? 2 T olacaktır. O zaman doğru cevabımız ne olacaktır değerli arkadaşlar? E şıkkı olacaktır. Çok güzel bir soru, bilgi içerikli bir soru. Lütfen buraya çok çok dikkat edin. Burada sizin bileceğiniz iki tane formüldür değerli arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Burası çok çok önemli. Yine küçük bir yıldız atmak istiyorum. Eğer normal şartlarda düzgün bağlanmışsa T eşittir diyorum. G artı F. Eğer mıknatıslar yeri değiştiriyorsa T ip gelme kuvveti T eşittir G eksi F diyorum. Lütfen buraya çok çok dikkat edin. Peki 9. sorumuza bakalım. Yine güzel yorum bir soru değerli arkadaşlar. K ve L mıknatısları şekildeki gibi dengeleriz. Diyor ki alfa açısı betadan büyükmüş. Buna göre hangileri doğrudur? Yine burada bir yorum sorusu var. Şimdi kesinlikle dikkat ettiyseniz değerli arkadaşlar, eğer alfa açısı betadan büyükse demek ki K mıknatısının ağırlığı küçüktür. O zaman L mıknatısının ağırlığı daha büyük olduğu için K'ya yüksek miktarda bir manyetik alan uygulamıştır değerli arkadaşlar. Yani bir çekim ne yapmıştır? Kuvvet uygulamıştır. O zaman biz ne diyeceğiz? Bunlar birbirlerine ne yapacaklar? Bir kuvvet uygulayacaklar değerli arkadaşlar. L'nin mıknatısının kütlesi büyük olduğu için. Bu yüzden K biraz daha ne olacaktır? Havada kalacaktır. Yani açısı bu yüzden. Peki şimdi soruya bakalım. 1 ve 2 kutupları aynıdır. Şimdi değerli arkadaşlar, mıknatıslar birbirini ittiklerine göre dikkat ettiyseniz zaten burada aralarında bir açı var. O zaman bunlar kesinlikle birbirine bir kuvvet uygulamış. Zıt bir kuvvet. Mıknatıslar birbirini ittiklerine göre diyeceğiz değerli arkadaşlar. O zaman kesinlikle buradaki kutuplar 1 ile 2'deki kutuplar kesinlikle ne olacak? Aynı olacak. Ben buraya N desem burası da N olacak. Ben burası S desem şurası da S olacak. Çünkü aynı kutuplar birbirini iter. İttikleri için aralarında bir açı oluşacaktır. O zaman birinci yargımız doğru. L'nin K'ya uyguladığı kuvvet K'nın L'ye uyguladığından daha büyüktür. Kesinlikle yanlış. İki mıknatıs da birbirine uyguladıkları kuvvet kesinlikle eşittir değerli arkadaşlar. Çünkü eğer bunlar eşit miktarda, peki nasıl anlayacağız? K ve L'nin birbirine uyguladıkları kuvvetlerin büyüklüğü kesinlikle ne olacaktır değerli arkadaşlar? Eşit olacaktır. O zaman burada kesinlikle ne diyor? Büyüktür demiş. Kesinlikle bu ne olacaktır? Yanlış olacaktır. Peki 3'e bakalım. L'nin kütlesi K'dan fazladır. Şimdi alfa açısı beta'dan büyük olduğuna göre o zaman diyebiliriz ki L'nin kütlesi K'dan büyüktür. Çünkü niye? Daha fazla çekim yapmıştır. O zaman A ne yapmıştır? Biraz daha teyip gelme kuvvet, yani buradaki sapma açısı ne olmuştur? Daha fazla olmuştur. O zaman 3'ü de kabul edeceğiz. Ama burada kesinlikle değerli arkadaşlar, K ve L'nin birbirine uyguladıkları kuvvetler, kuvvet büyüklüğü nedir? Kesinlikle eşittir değerli arkadaşlar. Bunları sakın unutmayın. Bu bir yorum sorusudur. O zaman doğru cevabımız ne olacaktır? 1 ve 3 olacaktır. Yine bir yorum sorusu daha değerli arkadaşlar. Buna bakalım. Dürtülmesiz yatay düzlemde X, Y, Z mıknatısların yanına kaleme cisimleri yaklaştırıldığında şekildeki yönlerde hareket ediyor. Buna göre kaleme cisimlerinden hangileri kesinlikle mıknatıstır? Şimdi biz X'i K cisimine yakınlaştırdığımız zaman K, dikkat ettiyseniz bu tarafa doğru, yani batıya doğru, yani şuraya doğru ne yapıyor? Hareket ediyor. Yani bu tarafı batı yaparsak şurası da doğulsun. Yani X'i K'ya yaklaştırdığım zaman değerli arkadaşlar batıya doğru hareket ediyor. Ama Y'yi L'ye yaklaştırdığım zaman L doğuya doğru hareket ediyor. Yani mıknatısa doğru hareket ediyor. Z'yi de M'ye yaklaştırdığım zaman değerli arkadaşlar batıya doğru hareket ediyor. O zaman bunlar hangileri mıknatıstır? Şimdi değerli arkadaşlar, eğer Y direkt L'yi çekiyorsa burada iki ihtimal var. Ya mıknatıstır ya bir demir parçasıdır. Ama burada kesin diyor. Şimdi değerli arkadaşlar, siz günlük hayatta bir mıknatısı bir demir parçasına, bir metala yaklaştırdığınız zaman kesinlikle o metali ne yapacaktır? Çekmek zorundadır. O zaman kesinlikle K, M cisimleri, bunlar kesinlikle mıknatıstır ve bunlar aynı kutupludur. Yani şurası N kutbu, şurası S kutbu.
Burası N kutbu, burası S kutbu. Yani L mıknatıs da olabilir, metal da olabilir. Ama burada kesin demiş, o zaman doğru cevabımız ne olacaktır? K ve M olacaktır. Şimdi değerli arkadaşlar, bazen bile buna benzer yorum sorular karşımıza gelebiliyor. Lütfen bunlara çok çok dikkat edin. Yani mıknatıslar demir gibi maddeleri çekebilirler. Bu nedenle L demir de olabilir değerli arkadaşlar. K ve M mıknatıstan uzaklaştığına göre biz kesinlikle diyeceğiz ki K M kesinlikle mıknatıstır. Bunlara lütfen dikkat edin. Değerli arkadaşlar, yine kaliteli yorum bir soru. Bazen bunlar da karşımıza, buna benzer soru da yeni nesil sorularda gelebiliyor. Sürtünmesiz eğik düzlemde X ve Y mıknatısları dengede olup ilk gelmesinin büyüklüğü T'dir. T'yi arttırmak için hangileri tek başına yeterlidir, yapılabilir? İpler esnemiyor. Şimdi değerli arkadaşlar, ben buradaki T'yi gelme kuvvetliği gerdirmek istiyorsam, o zaman ben Y'nin kütlesini ne yapmam lazım? Arttırmam lazım. Y mıknatısını büyütmem lazım. Daha sonra D mesafesini ne yapmam lazım? Kısaltmam lazım. Yani bunları çok çok dikkat etmemiz lazım. O zaman D'yi kesinlikle ne yapacağız? Mesafeyi küçülteceğiz ki bir mi daha fazla çeksin, ip gelme kuvvetlerini arttırsın. Ondan sonra değerli arkadaşlar, buradaki açıyı küçültmemiz lazım. Açıyı küçültürsek o zaman eğim ne olacaktır? Küçük olacaktır. Uygulanan kuvvetler ne olacaktır değerli arkadaşlar? Çekim kuvvetleri daha da fazla olacaktır. Burası da çok çok önemli. Yani sonuçta değerli arkadaşlar, açı neyi etkiliyor? İp gelme kuvvetlerini tetikliyor. Yani alfa açısı küçülürse ip gelmesi de ne olacaktır? Azalacaktır. O zaman alfayı küçültmek. Peki değerli arkadaşlar, kesinlikle burada alfayı, zaten burada bize diyor ki ip gelme kuvvetini arttırma. Biz burada alfayı, yani açıyı küçültürsek buradaki T ip gelme kuvvetleri ne olur? Kesinlikle küçülür. Burada dikkat etmedik. Bir daha söylüyorum değerli arkadaşlar. Eğer buradaki eğik düzlemin açısını, yani eğimini biz küçültürsek ip gelme kuvveti azalacaktır. Ama biz soruda bizden ne istiyor? Arttırmak için. O zaman değerli arkadaşlar, biz o zaman eğimi arttırmamız lazım. Yani buradaki alfa açısını büyütmemiz lazım. Burası çok çok önemli. O zaman ne olacaktır? 2 olmayacaktır. O zaman 2'yi eledik. 1 kesinlikle doğru. D'yi küçültmemiz lazım. Şimdi 3'e baktığımız zaman biz ne dedik demin? Dedik Y'nin kütlesini de arttırmak lazım ya da X'in kütlesini arttırmak lazım. Kütle büyük olunca çekim güçleri de ne oluyor? Daha fazlalaşıyor. O zaman demiş ki Y'nin kütlesini azaltmak kesinlikle yanlış. Sen Y mıknatısının gücünü azaltırsan o zaman çekim gücü de ne olacaktır? Azalacaktır. O zaman ilk gelme kuvveti ne olacaktır? Azalacaktır. Değerli arkadaşlar, Y'nin kütlesi azaltmak değil, arttırmak lazım. 3 de gitti. O zaman diyor ki hangileri arttırmak lazım? Hangileri tek başına yapılabilir? O zaman doğru cevap ne olacaktır değerli arkadaşlar? A şıkkı olacaktır. Değerli arkadaşlar, buna benzer de bazen kaliteli güzel sorular karşımıza gelebilir. Kıymetli arkadaşlar, dersimiz buraya kadar. Bugün mıknatıs ve mıknatısla ilgili genel soru çözümü yaptık. İnşallah verimli olmuştur. Sizden tek ricam bu konuyla ilgili bol soru çözmeniz ve tekrar etmeniz. İnşallah verimli olmuştur. Videoyu tekrar durdurup soruları isterseniz kendiniz de çözebilirsiniz. Değerli arkadaşlar, zaten konuyu zaten videolarda anlatmışım. Tekrar kanalda ders videolarını bulup onları da izlemenizi istiyorum. İnşallah faydalı olacaktır. Tekrar değerli arkadaşlar, herkese başarılar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.